İkinci el araç almanın ve satmanın gol dedirten yolu Baba Cars sunar. İstifaya çağrı. Hepsi burada. Mesela biz Nani ile de ilgilendik. Ne, kimlerle oynayıp bunu söylemesi ya ben çok acayip. Fernando'nun yüzüne de söyledim. Karısı bizim kanaldaki ekibin başına. Ölsek cenazemize gelmez. Estağfurullah, estağfurullah. Dedeyi aradım mesela. Dedeye dedim, dede anlat beni. Güzel insanlar, L1 Üçgen'de hikaye anlatmamızı istediğiniz için bir süredir diğer kanalımızda Yaygara TV'de Yusuf Kenan Çalık'la beraber futbol seyyahı projesiyle kulüplerimize gidiyoruz ve geziyoruz. Ama bunu size daha iyi anlatabilmek için Nuri Şahin hocamıza, Antalya Spor'a, Antalya Spor tesislerine geldik ve bu bölüme özel L1 Üçgen'de Nuri Şahin'i anlama ve sizlere anlatma bölümü çektik. Çok seveceğinizi düşünüyoruz. Bu tarz videolarımızın tamamı diğer kanalımızda. Ama bugün Nuri Şahin'den, onun felsefesinden, oyun anlayışından ve bize anlatacaklarına çok etkileneceğinize kefilim, eminim. Alta yorumlarda da siz zaten durumdan bahsedersiniz. Tamam. Bizim için de yeni bir deneyim. İlk defa başımıza geliyor. Kariyerde bir ilk. Kendimden küçük teknik direktörle ilk röportajım evet. Olacak. O çok önemli. Ama artık sık sık yaşayacağız. Evet, yaş artık ilerlemiş çünkü. Yok, ondan diyorum, yeni bir dönem başlıyor diye. Ya, sen de bizi niye görmüyorsun? Yeni bir dönem başlıyor. Nuri Şahin yeni nesil teknik direktörlerden en çok merak ettiğimiz hocalarımızdan. Yeni nesil teknik direktör ifadesi bilmiyorum. Böyle çok klişeleşmeye başladı mı bilmiyorum ama. Yok, neye rahatsız edin? Doğru yani. Biz yurt dışında görünce özeniyoruz. Nagelsmann'ları vesaire, evet. Genç teknik adam falan. Evet. Bu bir avantaj mı diye sorarak başlayayım hocam. Yani futbolcu grubuna yakın yaş aralığı ki siz içinden doğdunuz. Bu takım bir antrenör çıkardı. Ya diyelim. Yeni bir jenerasyon geldiği için artık başka sektörlerde artık yöneticiler, liderler artık gençleşiyor. Çünkü jenerasyon farkı olmaması lazım artık. Çok farklı olduğu zaman ya çok iyi update olacaksın. Klopp, Luis Van Gaal, Louis van Gaal, Guardiola. Bunlar hep up to date olduğu için, update yediği için bu seviyede başarılı olabiliyorlar. Ama şu anda mesela ben oyuncularımla aşağı yukarı aynı yaşlarım, bazıları benden biraz daha büyük. Bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Onlarla aynı dili konuşuyorum, onlarla aynı şeye meraklanıyorum. Mesela işte giyimdir, gezmedir, müziktir. İşte onların dinlediği müziği anlayabiliyorum. Mesela eski hocalar bazen şey derler ya, daha yaşlı, tecrübeli diyelim hocalarımız. Soyunma odasına artık girilmiyor, dinledikleri müzik başımı ağrıtıyor falan diye. İşte evet. Mourinho'da öyle bir açıklaması vardı. Mesela ben şu anda aynı müziği dinliyorum yani. O da bir avantaj olabilir. Ama her zaman saha içinde ne yaptığın, yani saha içinde ne yaptığın. Eğer 70 yaşındaysan ve update olduysan çok başarılı oluyorsun. Hiçbir sıkıntı yok bunda. Ben yeni nesil, işte eski nesil mi derler o zaman? Eski nesil derler. Yani eski nesil. Diye bakmıyorum bir şey ama avantajının olduğunu ama düşünüyorum. Ama Cristiano Ronaldo öyle geçen Z kuşağından şikayet ediyordu. Hiçbir şey anlamıyorlar işte. Uyum nasıl dedi. İşte. Ronaldo dede oldu ama artık yani bakarsak oyunculara göre. Yok öyle de diyeceğim. Ben diyeceğim. Ne güzel toparladın. Evet, güzel, doğru. Tesisleri gezeceğiz. Merak ettiklerinizi soracağız. Biz de merak ettiklerimizi soracağız. Ve Nuri Hoca'nın biraz futbol dünyasını öğrenmeye çalışacağız. Hüseyin Hoca. Bizim merhaba analiz, Hüseyin Hocam. Analiz departmanının şefi. Yanında hep iki kişi daha var çalışan. Onlar bugün izinli. Burası benim masam. Murat Hocamız var. Kaleci antrenörümüz. Ama bizim için Murat Hoca sadece bir kaleci antrenörü değil. Yılların deneyimi. Yılların deneyimi ve Türkiye Ligi'ni aramızda en iyi bilen evet. İnsan. Fenerbahçe dönemini hatırlarsın belki. Evet. Değil mi? Murat Hoca benim için şöyle hem oyunculuk döneminde de çok kısa bir süre çalıştık. Murat Hoca'yı aradım. Daha doğrusu Murat Hoca beni aradı tebrik etmek için. Dedim hocam ben de seni arayacaktım. Valizini hazırla. Yola çık. Hiç neden, nasıl, işte kontrattı, maddiyattı falan hiç sormadan aradan 4-5 saat geçti. Baktım Murat Hoca burada valiziyle. Ya bu benim için çok değerli, şey. çok kaliteli bir insan. Eşi de öyle inşallah. Yani onun tecrübesi benim için çok değerli. Ertuğrul Hocamız var. Onu da unutmayalım. Ertuğrul Hoca Antalya'nın çocuğu diyelim artık. inanılmaz bir adam. Rakip analiz yapmana gerek yok. Hafta içi sana rakip takımın kadrosunu söylüyor bile. Öyle yani mi? İnanılmaz. Her yer. Kulağı kesiklerden. Ligin kulağı kesiklerinden. Çok değerli, çok güzel bir çalışma ortamımız hocam, var. Hocam rakip analizi hep konuşuyoruz ya. İyi evet. Rakibi analiz etmiş. Evet. Rakip iyi analiz eden hoca falan. Evet. Yani her şey bu odada dönüyor ama evet. Rakip analizi bizim kulağımıza çok böyle basit çalınan bir şey ama belki bu evet. Konuyla ilgili biraz ya konuşmak bu konuyla isteriz. Ilgili biz ilk geldiğimizde
Hüseyin Hoca kulüpte zaten çalışıyordu. Kulüpte çalışıyordu. Ben Hüseyin Hoca'ya açık açık konuştum. Hocam dedim bak, gelen ekip yabancı bir ekip. Ben seninle çalışmayı çok istiyorum. Çalışkansın ama İngilizce öğreneceksin. Ve benim istediğim analizleri çıkaracaksın. Bunları yaparsan, sadakatli olursan yolu çok açık. Ben hayatımda bu kadar hızlı laptopu kullanan ve analiz programını kullanan ve o kadar üst düzey oynadım. Onu övmek için de söylemiyorum sadece. O havaya girecek bir tip değil. Burak gibi bir tip değil. Yani. Allah var, çok çalışıyor. İnanılmaz. Gereğinden fazla çalışıyor hatta. Biz yeni sezonda onun yanına birini daha getirmeyi düşünüyoruz. Daha az çalışsın diye. Çünkü o da burada yaşıyor. Bazen işte gece ben geliyorum. Uyuyamadığım zaman geliyorum tesise, daha hala çalışıyor. Ve Hollandalı hocalar bundan çok rahatsız. Beni bazen arıyorlar, diyorlar Hüseyin'i rahat bırak. Hüseyin'i rahat bırak, adam gitsin, eğlensin, geçsin diye. Şimdi analizde bizim ofansif plan, defansif plan olarak giriyoruz. Biz dörde bölüyoruz analizi. Hatta beşe diyelim. Beşincisi bireysel. İşte rakipte bu hafta kimle oynuyoruz? İşte Pinares ne yapıyor? Rodriguez ne yapıyor? Capel ne yapıyor? Onlar zaten tüm hafta fitness salonunda, oyuncuların odasında, birinci kanalda hep dönüyor. Her oyuncunun odasında dönüyor zaten. Ofansif plan, defansif planda da rakip kaleci out atışında ne yapıyor? Bizde en önemlisi o yani. Birinci şeyler. Rakip kaleci topu koyduğu anda nasıl diziliyor rakip? İlk oraya bakmak lazım. Biz mesela, biz de öğrenelim. Biz burada mesela. Maçı yanlış izliyoruz çünkü. Yok, biz buna bakıyoruz mesela. Bu görüntü bizim için çok önemli. Rakip nasıl diziliyor? Mesela geniş dizilmişler. 1-6, 2-8, işte bekler nerede duruyor? Ona göre hafta içi çalışıp rakibe nasıl basacağımızı konuşuyoruz. Siz de karşılamaya çalışıyorsunuz ona göre. Biz kesinlikle. Bu bizim için çok önemli bir nokta yani. Ondan sonra ikinci bölgede ne yapıyorlar? İkinci bölgede nasıl oynuyorlar? İşte burada oyun kurmaları nasıl başlıyor? Durduralım hocam. İşte hangi pozisyonu alıyorlar ve biz nerede baskıya, kime baskıya, hangi alanda baskıya, içeriği mi kapatıyoruz, dışarıyı mı yönlendirmeli baskılar vesaire. Onu çalışıyoruz. Aynısını da top bizdeyken. Mesela Ruud topu koyduğu zaman, Boffin topu koyduğu zaman rakip bizi nasıl karşılıyor? Maçtan iki gün önce takıma ofansif planımızı anlatıyoruz. Maçtan bir gün önce defansif planımızı anlatıyoruz. Bireyseller zaten dönüyor. Analizimizi böyle yapıyoruz. Yani benim için en önemlisi artı biri nerede yapabiliriz? Alan olarak. Bir de rakip hangi alanı bize en çok veriyor? İşte ona çalışmaya çalışıyoruz. Siz nasıl tanımlıyorsunuz futbolu hocam? Yani basit bir cümlede anlatsanız, oyuncu olarak, teknik direktör olarak çok üst seviyede oynadınız. Alan, yani kesinlikle alan. Xavi de alan diyor. Evet. Alan, kesinlikle alan. Çünkü alan bulma sanatı diyorlar. Ya çünkü niye? Artık futbol o kadar gelişti ki. Ya her takım bir şey oynuyor. Yani inanılmaz yani. İşte atıyorum Angola diyelim, Angolalı futbolcumuz var. Angola'yı izliyorsun, onlar da bir şey deniyor. İşte Real Madrid nasıl bir şey deniyorsa, işte Ferencvaros Budapest'te bir şey deniyor baktığın zaman. Herkes bir şey deniyor. O yüzden analiz çok çok önemli. Futbolun her şeyi değil, doğaçlama da oluyor tabii ki. Yetenekli, bireysel yetenek. Biz Sivas maçında istediğimizi hiç yapamadık. Hiç yapamadık mesela. Fernando Friki'yi vurdu. Hepimiz maçtan sonra mutlu. Hoca müthiş iş çıkardı. Hoca o gün hiçbir şey çıkarmadı. Hocanın planı hiç tutmadı bile. Yani hiç tutmadı. Fernando vurdu, gol oldu. Ya övgüler neye? Aa, Nur Şahin müthiş iş yapıyor. Hayır. Yani skor yorumculuğu. Tabii canım. Onda da bir sıkıntı yok. Ama alan, o herkes bir şey oynadığı için o alanı bulmak mesela. Bence yani half space diyorlar işte. Bazen half space'ler artık o kadar tıkandı ki başka alanlar bulmak lazım. Başka alanlar bulmak lazım. Onun üzerine çalışıyoruz. Şu anda daha tam istediğimiz oturmadı. Yani öyle yürüyoruz işte, kafa yürüyoruz. O yüzden mi farklı 11'lerle çıkıyorsunuz hocam? Sizin 11'iniz biraz değişken gibi. Yani analiz etkisi var mı o yani değişkenlikte? İşte bu 11 kazandı, bu 11 değişmez diye bir kavram yok futbolda artık. Çünkü Giresunspor'la oynadık. Giresunspor'a karşı çok farklı bir profile ihtiyacın oluyor. Şimdi Altay'a karşı oynayacağız. Çok farklı bir profil. Şimdiden söyleyebilirim mesela. Altay 11'inde kesinlikle Giresun 11'in aynısı oynamayacak. O imkansız yani. İdeal 11 her hocanın kafasında aşağı yukarı vardır. Ama her maçta aynı 11'le oynamam imkansız yani. Çok teknik bir futbolcuydunuz. Hı-hı. Kendi özelliklerinizi maksimum kullandınız. Hı-hı. Oyuncunuzdan da beklentiniz oluyor mu? Çünkü saha kenarında olurken başka bir şey. Yani nasıl yapamazsın diye düşünebilirsiniz bazen. Orta sahada bazen düşünüyorum. Orta saha bu nasıl öyle olabilir diye. Ya yok. Şimdi ben sahanın içinden geldiğim için oyuncuyu anlıyorum. Mesela ben
Bizim kaptan Hakan benim abim de aynı zamanda. Ben ona abi diye hitap ediyorum mesela. Benden yaşça büyük. Biz bu konuyu onunla çok tartışırız. Mesela o şu alanda top almayı çok seviyor mesela. Bence yani bu Hakan bizim kaptanımız topu burada aldığı zaman oyun kurmada Türkiye'de en iyi oyunculardan bir tanesi. İlk zamanlar hep oraya kayıyordu. Diyordum bak sen oraya kaydığın zaman burada bir eksik kalıyoruz. Bazı maçlarda buna ihtiyacımız var. Mesela Karagümrük maçında Hakan'ı orada oynattık. Dedik ki Hakan sen topu burada alacaksın. Yanlış değilsem Bünyamin oynamıştı o gün. Bünyamin çıkacak. Fernando o maçta müthiş oynadı. Herkes Fernando'yu konuştu. Ama bize maçı kazandıran o gün Hakan'dı. Çünkü doğruyu oynadı. Sivas maçında da dedim ki Hakan buraya gelme. Burada oynama. Herhalde şey dedi ya 2-3 haftadır iyi oynuyorum. Bugün de kafama göre oynayayım diye. Sonra maçtan sonra dedim ya sen ne yapıyorsun? Ya adam markajı vardı işte adamı buraya götürdüm dedim. Tamam adam markajı da buraya getirme öbür tarafa götür diye. Herkes biliyor onu Klopp benim için çok çok değerli. Bir toplantıda bir şey söylemişti. O benim kafam böyle dank diye oturdu yani onu hiçbir zaman unutmam. Dedi ki 11 kişi kafasına göre davranacağına dedi. 11 kişi aynı hatayı yapalım dedi. 11 kişi aynı hatayı yaparsa dedi kazanma ihtimalimiz çok daha yüksek dedi. Ama işte Nuri, Bender, Kale, Royce kafasına göre yaparsa dedi kazanma ihtimalimiz çok daha düşük dedi. Ama 11 kişi aynı hatayı yaparsa dedi kazanma ihtimalimiz çok daha yüksek dedi. O bana böyle ya inanılmaz yerleşti yer etti, bende. Ve takımıma da aynısını söylüyorum her zaman. Oyuncu döneminde mesela hangi yaştan itibaren dediniz ki ben buraya geçeceğim? Çünkü herkes öyle Ben 2015'te çok ağır bir sakatlık geçirdim ve kariyerimi inanılmaz etkiledi. Ben kariyerimi ikiye böldüğüm zaman 2015 benim için bir dönüm noktası oldu kariyerimde. Negatif anlamda dönüm noktası oldu. Bunu da açık açık söyleyebilirim. Yani ben çok ağır bir pubis ameliyatı geçirdim. O dönemde Thomas Tuchel bizde hoca oldu. Tuchel'la konuştuğumuzda beni çok etkilemişti. Ve bana şey dedi yani toplantılara gir. İşte takımdan ayrı kalma ve onun toplantıları beni inanılmaz etkilemişti. Ben orada İsviçre'de kamptaydık. Taktik tahtada böyle bir gözümün önünde bir onun bir görüntüsü var. Ondan sonra çıktık. Schmelzer bizim sol bek benim futbol içinde de en değerli arkadaşım. Ona şey ben hoca olacağım dedim. Ben hoca olacağım dedim ya. Nasıl dedi sen hep sportif direktör olmak istiyordun dedi. Sen de bir dediğin tutmuyor. Dedim yok dedim ben hocalık yapacağım dedim. 2015'te de artık başladım. 2015'te hemen benim kasabada doğduğum kasabada hocalık yapmaya başladım sakatlık dönemimde. 5 sene orada hocalık yaptım. 9. ligde başladım ben hocalığa. 5. lige kadar çıktık. Hatta 4. lige çıktık ama pandemi girdiği için lig atlayamadık. Hocam ben Chelsea'li olduğum için Tuchel'le etkilenmişsiniz ya. Tam neyden etkilendiğinizi biraz daha açacağım. biraz daha övebilirsek lütfen. Ya Tuchel çok zor bir karakterdi. Yani Dortmund döneminde çok zor bir karakterdi. Paris'te de çok şikayet ettiler ondan. Yani inanılmaz winner bir hoca. Winner bir hoca. Antrenman metotları bence açık ara dünyanın en iyisi. Çok enteresan bir... Mesela ben 2 sene çalıştım onunla. Biz hiçbir zaman 11-11 maç yapmadık. Tam sağ maç yapmadık. 2 sene içinde. Ben bunu sakatken gittim odasına. Kapısını çaldım dedim. Ya hocam dedim. Niye hiç 11-11 maç yapmıyoruz? Çünkü 11-11 ben sana ne yapacağını tam olarak söyleyemem dedi. Çünkü o maçın... Ama parçalarda dedi. Sana her şeyi gösterebilirim dedi. Mesela işte dar alanda... Artı biri nasıl yakalayacağız? İşte bekten nasıl çıkacağız? İşte üçüncü bölgede kapanan savunmaya karşı nerede alan var? Ve sistemi çok iyi anlatıyordu. Mesela bizde çok enteresan bir şey. Biz Klopp'la 4-2-3-1 oynadık. 7 sene 4-2-3-1 oynadık. Tuchel geldi. Bir üçlü oynuyorduk. Öbür hafta 4-2-3-1. Ondan sonra işte 4-4-2 iki forvet. Forvetler ama beklerin arasına, beklerle stoperlerin arasında 9 numara yok. İnanılmaz kafa yoruyordu ve taktik tahtasında hayran kalıyordum o adama. Taktik sunumu da iyiydi yani. İnanılmazdı. İnanılmaz. Adam ya. Bazen böyle terliyordu, anlatırken böyle büyüyordu. Yani. Yaşıyordu. Ben çok etkilenmiştim ondan ve ya şöyle bir şey var. Adamın dediği oluyordu ya. Yani. O da yani o da çok bir şey anlatmak önemli. Evet. Şimdi, saha içinde olmuyorsa mesela bazı hocalar hakkında duyuyorduk bunu. İşte anlatıyor. Sahaya çıkıyorsun olmuyor. O zaman futbolcu bir hafta dinler, iki hafta dinler, üçüncü sonra hafta tabii. Dinlemez yani. İletişim de çok önemli. Onu İkna konuşacağız. Evet. Onu devam yavaş edelim. Yavaş yavaş inelim. Hocam benim nacizane gözlemim aslında siz çok iyi bir örnek olabilirsiniz. Çünkü çok iyi bir kırmalık var.
Yani Fatih Terim'le çalıştınız, Abdullah Avcı'yı gördünüz, Türksünüz. Evet. O coşkuyu, iletişim bizde çok yaygındır. Evet. Mourinho. Bir yandan da yani evet Mourinho patron adam. Evet. Bir yandan da Alman disiplini dediğimiz ya da teknolojiyi takip eden, taktiğe kafa yoran. Ya bu ikisi birleşirse kesinlikle şahane bir profil çıkar hocam. Ya inşallah, inşallah. Dediğim gibi ben bu işi çok seviyorum. Yani işime aşığım gerçekten yani. İnşallah bu enerjimi kaybetmem. Gerçi bizim Hollandalılar şey diyor. 50 yaşını görmek istiyorsan diyor, daha az çalış diyor ve biraz sakin ol diyorlar. Ama ben ya çok inanılmaz mutlu oluyorum. İşte buraya geldiğim zaman, oyuncularımı burada gördüğüm zaman, onların sohbet ederken geçen çok güzel bir görüntü vardı. Bizim masamız, hocaları masası oldu. Bu oyuncular bu tarafta. Gökdeniz'le Luis Adriano yemek alırken sohbet ediyorlar. Böyle birbirleriyle böyle şakalaşıyorlar. Ya, hocaya dedim ya, Eto Hoca vardı galiba. Eto Hoca dedim ya. Şu görüntüyü dedim, para versek dedim. Olmaz. Yaratamayız dedim yani. Baktığın zaman Gökdeniz Kocaeli'nden gelmiş. Adam Brezilya'dan gelmiş. Ve ortak noktaları futbol. Dedim sonra Gökdeniz canım. Dedim Gökdeniz ne konuştunuz dedim. Ya benden ayakkabı istiyor. Geçen iddia yaptık diyor. Benden ayakkabısı istiyor. Koskoca Luis Adriano benden ayakkabı istiyor diye. Mesela çok önemli. Benim için bunlar çok çok önemli. Bir de hocam yani. Bu yani yemek masası fikir de veriyor bir takımla kesinlikle, ilgili. Kesinlikle. Ben sabah mesela oraya... Burada bir fotoğraf çeksek anlarız aslında takımın neleri. Kesinlikle. Ne kesinlikle. Size şunu göstereyim. Bizde ceza sistemi bu. Çark felek var bizde. Evet. Cezaların listesi burada vardı ama değiştirdiler şuraya biraz oyuncular. Karşıda bir tahtada yazıyor. Geç geldiği zaman oyuncular buradan çeviriyorlar. Ben onlara şey dedim. Her işte bir de atıyorum çalışanlara hediye var. Kulüp çalışanlarına böyle bir kutuda isimleri var. Oradan isim çekiyorsun. İşte atıyorum 500 TL'lik oradan birine hediye alman lazım. İşte bir tanesinde benim cezamı hoca ödeyecek. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Hep beni denk getiriyorlar. Şimdi Kaptan Hakan kahve makinesi almış. İşte Nespresso şeyleri var burada. 7 TL Antalya 07 olduğu için 7 TL'lik cezamız var. Ya ceza sistemimiz böyle çalışıyor. Biraz hem oyun katarak hem disiplin sağlamak. Ya ben onlar oyunculara şöyle bir şey söyledim ilk geldiğim zaman. Bakın dedim ben sizin paranıza ihtiyacımız yok. Yani ben sizin cebinizden parayı da almak istemiyorum ama iş disiplini olması lazım. İşte vaktinde gelin. İlk zamanlar bunlar beni daha oyuncu zannetti. Yani ya hoca rahat bir şey yapmaz diye. Birkaç kere geç gelen oldu ve çok büyük cezayı yediler. Yani orada bir otoriteyi oturtmam lazımdı. Ondan sonra bu sisteme geçtik. Oturdu da iyi gidiyor şimdilik. Böyle bir sistem kurduk yani. Milli ara oldu ben hoca olduğumda. Milli ara ben Almanya'ya kursa gittim. Hocalık kursuna gitmiştim. Cuma Adana Demir maçını oynadık. Ondan sonra hocadan galiba cumartesi ayrıldılar. Ben de salı günü hoca oldum. Yani baktığın zaman 3 gün içinde hocalığa geçtim. Herkesin tabii tereddütü vardı. Belki çalışanların bile vardı. Ya adam takım kaptanı birden hoca oldu. Şimdi ben ama kendimi kafa olarak yıllardır hazırladığım için o set demeyeyim ama o otoriteyi koyabileceğimden emindim. Çünkü yaptığımız işe ben çok güveniyorum ve iletişimimize çok güveniyorum. Bakın dedim size çok tuhaf gelebilir. Belki zorlanacaksınız. Bize sadece şans verin. Şans vermezseniz beraber çalışamayız. Şans verirseniz biz yapacağımız işle sizden saygınızı kazanacağız. Bundan çok eminim. Ve sağ olsunlar hepsi 37 yaşındaki kaptanımdan 18 yaşına genç yeteneğimize kadar hepsi çok açıktı bu şeye. Bu ilk toplantı sözüm hocam. İlk toplantı. Yani siz ilk toplantı hakikaten o tavrı alıp o zaman girdiniz değil mi? İlk toplantıya ben hoca vasfıyla girdim, hoca sıfatıyla girdim ve onlara açık açık daha çok konuşacağız. İşte o zaman 8 maçta 8 puan almış bir takım. Ben onlara dedim. Ben işimize çok güveniyorum, ekibime çok güveniyorum. Sizden tek istediğim kapıları kapatmayın, kapılar açık dursun. Biz girmeyi biliriz, saygımızı öyle kazanırız diye öyle bir giriş yaptık. Ben dünyanın en iyi konuşanı olayım, TED konuşanı olayım. Yani hiç, ben sahada doğru iş yapmazsam oyuncu bunu kabul etmez. Kesinlikle böyle yani. Hem patronun kim olduğunu hissetmesi lazım oyuncular. Ya burada patron benim. Çünkü kötü giderse kafası kopacak kişi benim. Ve iyi dönemde de takıma ilan verecek ve taktik verecek insan da benim. Ya patronun kim olduğunu kesinlikle oyuncular bilmesi lazım. Ona hissettirmen lazım. Gerektiği yerde ama ben işte ya sabah kalkınca işte Tuğba ben bugün takıma patronun kim olduğunu hissettirmeye gidiyorum diye çıkarsam ya manyak mısın bunu ne yapıyor derler mesela. Kulüp içinde çalışanlar için de geçerli. Ben ilk geldiğimiz zamanlarda da mesela mutfağa girdim. Mesela
Ben mutfağa ya ne haber diye girmedim mesela. Ben hoca olarak girdim mutfağa. Onlara çok, bence çok samimi bir konuşma yaptım ve içimden geldiği bir konuşma yaptım. Otoriteyi öyle sağlıyorsun. Ama diğer taraftan da işte Gökdeniz mesela. Gökdeniz benim takımımda çok oynamıyor. Mesela geçen sene bizi belki ligde tutan oyuncuydu. Ama Gökdeniz'le benim iletişimim çok iyi. Mesela abi kardeş ilişkimiz var. İşte Doğukan'a bakıyorsun. Doğukan, ben oyunculuk döneminde Doğukan benim kardeşim gibiydi. Yani benim evimden çıkmazdı, ben onun evinden çıkmazdım. Şimdi ben onun hocasıyım. Bir tarafta otorite, bir tarafta da o şeyi aynı. Güray mesela, Güray, Veysel, Hakan benim can dostum yani baktığın zaman. Bizim eşlerimiz beraber geliyor. Biz beraber tatil yaptık. Akşam yemek beraber yedik. Ama ben sabah buraya geldiğim zaman onların patronuyum. Ya çok bu işin hem güzel yanı hem zor yanı. Ama orayı iyi yürüttüğümüzü düşünüyorum yani. Sağ olsunlar, onlar da bana hiçbiri, özellikle bizim takımımızdaki Türk oyuncular, çok çok karakterli oyuncular. Ya bir Türkiye'de takımındaki yerli oyuncular karakterli olması lazım. Onlar karakterli olmazsa tepe takla gidersin yani. Evet. Bana her zaman hoca olarak beni çok değerli, kendimi değerli hissediyorum onların yanında. Bu da çok önemli bir şey. Ben onlara çok değer veriyorum ama onlar da bana çok değer veriyor. Yemekhane, yemeğe bakışınız, yemekhane, antrenör, beslenme. Ya şimdi normalde soyunma odası çok önemlidir değil mi? Evet. Soyunma odasına girersin, o kokuyu alırsın, bu takım başarılı, bu takım başarısız diye. Bizde mesela oyuncular odalarında giyiniyor. Herkesin kendi odası var. Tesisimiz gerçekten üst düzey, yani Avrupa'da üst düzey tesislerden bir tanesi. Ama sabah buraya giriyorlar. Yani kahvaltıyı burada yapıyorlar ve ben en karşıda oturuyorum. İlk başlarda ya televizyona karşı oturuyorum mesela, bu tarafa doğru bakıyorum. Hocalar bana ilk şey dedi, ya hocam yerine otursana, televizyona bak. Ben dedim yok, benim televizyon bu taraf. İzleyeceğim yer burası. İzleyeceğim yer burası. Mesela sabah onları izliyorum mesela. Hakan nasıl, günaydın diyor. Oynamadı mesela geçen. Cumartesi oynamadı, pazar kahvaltıya giriyor. Hakan nasıl, günaydın diyor. O günaydın bile sana çoğu şeyi veriyor yani. Sağ beki çok gidince oynamıyor yani. Şimdi aynen. İşte atıyorum. Doğukan'ı 60'ta oyundan aldım. Yıldızımız işte müthiş oyuncu. Milli takıma gitti ama ben 60'ta Doğukan'ı oyundan aldım. Nasıl giriyor? Nasıl bir tepki verecek? İşte Poli, İtalyan milli futbolcu. Ben yeri geliyor Poli'yi de oynatmıyorum. İşte bir ciao demesi var. Bir de günaydın demesi var mesela. Çok önemli şeyler bunlar. Onları izlemeye çalışıyorum. Oradan bir şey. Onu da yalan yok. Onu Pochettino'nun kitabında okumuştum. Pochettino'nun kitabı beni çok etkilemişti. Sabahları takım geldiği zaman her zaman restoranda olduğunu ve oyuncuları izlediğini, ona çok şey verdiğini söylemişti kitabında. Orada bir ilham kaynağı almıştım. O da gerçekten çok yardımcı oluyor. Çok burası çok önemli. Burası gerçekten çok çok önemli. Ne yiyorlar, ne içiyorlar. Tabaklarına bakmıyorum tabii ki. Diyetisyenimiz var. Yağ oranlarını ölçüyoruz. Mesela oradaki konular da mesela. Admir Mehmedi geldi. Fenerbahçe maçıydı yanlış değilsem. İlk kamp akşamı. İçeri girdi. Yani ben oradan böyle bakıyorum. Admir akşam yemeğine giriyor ve burada döner kesiliyor. Admir'in gözler böyle. Sonra geldim, dedim Admir ne oldu dedim. Nuri diyor, olamaz diyor. Yarın maç var diyor. Nasıl döner yerler dedim, kültür farkı. Evet. Karışma ona. Yavaş yavaş. Buyursun o zaman. Devam edelim. Devam edelim, buyur. Bu Smartboard'dan Hüseyin Hoca oradan analize başladığı zaman ben önce tahtada anlatıyorum. Ne yapmak istediğimizi, planımızı tahtada anlatıyorum. Sonra Smartboard'a geçip görüntülerle çizimi yapıyoruz. Perdeden de oyuncular hem buradan hem perdeden hepsini görüyor yani. Buralarda Tuhel gibi misiniz hocam? Ya o ben... Ayrı bir performans herhalde o da. Burası çok önemli. Değil mi? Burası... Bir de hep şey derler hocam, futbolcu en azından bizim lig için. Futbolcu dinleme konusunda çok sabırsızdır, çok sevmez falan. O açıdan orada biraz da esprimi sorayım dedim. İlk zamanlar toplantılar 25 dakika falan sürüyordu. 15. dakikadan sonra özellikle tecrübeliler kendini hissettiriyor sana yani. Bunu duyduğun an eyvah. Evet. Yani o yüzden toplantıları kısalttık. Yani daha kaliteli. Daha önce 15-20 görüntü gösteriyorduk. Şimdi 10'a düşürdük onu, aşağı yukarı 10'a düşürdük. Herkes çalışıyor buraya. İşte bugün 4 ne oynamışız? 4-2-3-1 oynuyoruz. Bu çok kolay, anlaması kolay. Yani. Ben burada half space'leri gösteririm. Buraya herkes half space'i gösterir yani. Onlar işte doğru, back içeri giriyor, kenar dışarı. Bunlar kolay işte. Al Fedor, gireceksin topla. Burada giriyor mesela. Aslında videolar falan da var hocam, biz de izliyoruz falan. Tabii canım yani. Ama onu sahada göstermek ayrı. Onu sahada göstermek çok önemli yani.
İkinci el araç almanın ve satmanın gol dedirten yolu Babacar sundu.